Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 8 Nisan'da Türkiye saatine göre akşam 21.19'da Koç burcunda yeni ayla birlikte yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Bu tam bir güneş tutulması ve 19 derece Koç burcunda meydana gelecek. Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Genel olarak aslında Amerika'nın tamamından gözlemlenebilecek bir tutulma, büyük Amerikan tutulması olarak da tanımlanıyor. Tam güneş tutulması olduğu için etkileri çok net, hızlı ve oldukça sıcak gelişmeler getirebilir. Evet, yılın ilk tutulması, bir sonraki tutulmayı 2 Ekim'de yaşayacağız. Terazi burcunda yaşayacağız. Koç terazi tutulmaları 2023'ün Nisan ayıyla birlikte başladı. Koç terazi aksı savaş, barış demek. Ben, sen demek. Yani dolayısıyla dünya üzerinde özellikle ilişkilerde, diplomaside biraz daha çekişmelerin artabileceğini ve Koç enerjisiyle daha sıcak gelişmelerin olacağını bekleyebiliriz ve önümüzdeki birkaç ayı bu tutulma güçlü bir şekilde şekillendirecek. Evet, şimdi baktığımızda bu tutulma 19 derece Koç burcunda oluyor. An haritasında Türkiye'de Akrep burcu yükseliyor ki Akrep burcu ülkemizin güneşidir, biliyorsunuz. Güneşi Akrep burcu ve 5. evimizi de yine Akrep burcu yönetiyor ve 19 derece Koç çok güçlü bir derece. Çünkü Koç burcunun ikinci dekanı zaten güneş tarafından yönetilir ve 19 derece Koç güneşin yücelim derecesidir. Burada güneş semboliklerinin bu tutulmada çok fazla dikkat çekeceğini ve etki alacağını ifade edebiliriz. Güneş ne demek? Güneş liderler, yöneticiler, ünlü kişiler, biraz daha eril enerjilerle alakalıdır. Dolayısıyla özellikle tutulmalar daha kolektif etkiler getirir. Yani tüm dünyayı etkileyen toplumsal olaylarla da ilgilidir. Burada güçlü liderlerle ilgili, yöneticilerle ilgili, ünlü kişilerle ilgili dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Her zaman dünya üzerindeki özellikle savaşlarla ilgili olmuştur Koç burcu ve Koç burcundaki tutulmalar. Çünkü Koç burcu savaş burcu. Mars tarafından yönetilir ve savaşla, mücadeleyle, girişimle, enerjiyle alakalıdır. Son derece cesur, girişken, cesaretli bir enerjisi vardır Koç burcunun. Dolayısıyla gözü karadır. Burada rekabet içeren her türlü konu Koç burcuyla alakalıdır. Spor da Koç burcu tarafından yönetilir. Savaşlar da Koç burcu tarafından yönetilir. Bireysel anlamda tabii ki bu tutulma aslında yeni başlangıçları tetikleyen, cesaret veren, girişim enerjisi veren bir tutulma. Bununla birlikte birçok anlamda hayatta biraz daha savaşı görür hale geleceğiz. Savaşı daha fazla konuşur hale geleceğiz. Çünkü savaşı başlatan liderlere de cesaret verip onları da daha girişken, daha cesur hale getirebilir bu tutulmanın enerjisi. Evet, özellikle Amerika'dan izlendiği için Amerika'da tam tutulma gözlenecek. Ülkemizde gözlemlenemiyor. Bir tutulma hangi coğrafi bölgede gözlemleniyorsa, yani güneşin ışığı kapanıyorsa, orada tabii ki en önemli etkilerini gösterir. Bu Amerika'yı yöneten kişileri, Amerika'nın liderini önemli ölçüde etkileyecek bir tutulma. Seçim döneminde olmaları tabii ki bu tutulmayla da bağlantılı. Ancak onun öncesinde belki liderle ilgili dikkat çekici bir durum da söz konusu olabilir. Ve bir bölgede etkileyen tutulmalar o bölgede yaşanabilecek doğa olaylarını, ekonomik durumları, halk hareketlerini de tetikleyebilir. Yani tüm coğrafyada yaşayan halkı da önemli ölçüde etkileyecek bir tutulmadan bahsediyoruz burada. Amerika dışında nereler etkileniyor? Amerika dışında bu tutulma özellikle Hollanda, Belçika, Fransa ve İspanya'ya doğru giden hat üzerinde çok etkili. Buralardaki liderler, yönetimle ilgili konular dikkat çekebilir ve halk hareketlerinin yine hızlandığı bir süreçte olabiliriz. İran çok etkileniyor. Nepal, Çin bölgesi yine bu tutulma aksından önemli etkiler alıyor.
Kişisel olarak da öncü burçlarımız etkileniyor. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar en güçlü etkiyi alan burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz varsa ve kişisel gezegenleriniz öncü burçların 14 ile 25 derece arasında yerleşmişse bu tutulma sizin için çok daha güçlü, çok daha kadersel, önemli etkiler getirebilir. Tutulmalar biliyorsunuz astrolojik olarak belirli bir döngü içerisinde tekrarlanır. Bunları daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Belirli bir aileye, belirli bir Saros döngüsüne aittir. Bu tutulma 139 Saros ailesine ait bir tutulma ve tutulmanın ilk başladığı dönem 1501 yılını işaret ediyor. Yani bu tutulma ilk olarak 1501 yılında başlamış bir tutulma döngüsü. O dönem tabii ki önemli. O dönemdeki enerjilere baktığımızda dünya üzerinde dikkat çekici gelişmeler neler olmuş? Özellikle dikkat çekici bir durum. İran'da önemli bir gelişme var. Safevi Devleti'nin kuruluşu. Yani Türk kökenli bir devlet bu. Safevi Devleti kuruluyor. Ve tabii ki belki İran'ın şu anki günümüzdeki durumunu, köklerini de önemli ölçüde etkileyecek bir devlet bu. Safevi İmparatorluğu'nun kuruluşu 1501 yılında meydana gelmiş. Hem de bu tutulmayla beraber tetiklenen bir dönemde. Bununla birlikte her 18 yılda bir tutulma tekrarlanıyor bu aileye ait tutulmalar. Yakın dönemde baktığımızda 2006 Mart ayını görüyoruz. 2006 Mart ayında yine bu tutulma ailesinden bir güneş tutulması yaşamışız. O dönemde de işte Türkiye'de olup bitenler, kendi kişisel yaşamlarımızda olanlar, dünyadaki gelişmeleri de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Aynı zamanda 19 yılda bir aynı zodyak derecesinde de tutulmalar yaşıyoruz. 2005 yılının Nisan ayında yine 19 derece Koç burcunda güneş tutulması yaşadık. 2005 yılını, Nisan dönemini, bahar döneminde şöyle bir göz önüne getirin. Çünkü sizin kişisel doğum haritalarınızdaki aynı bölge tetikleniyor. Koç burcu nerede kişisel haritalarınızda? İşte o bölgede tutulma meydana geldiği için o yaşam alanların hareketlendiği ve yaşamınıza önemli etkiler getirdiği bir dönem. 2005 yılını, 2006 yılını şöyle bir gözden geçirmenizi tavsiye edelim. Evet, bu tutulmada detaylara baktığımızda Şiron tam tutulma derecesinde 19 derece Koç burcunda yer alıyor ki Şironik bir tutulma ortaya çıkarıyor. Tutulmanın yöneticisi Mars Balık burcunda 13 derece Balık burcunda yerleşmiş durumda ve Satürn'le de birleşiyor. Önemli kavuşumlar ve açılar var bu tutulmada. Her biri aslında kendi içinde çok güçlü etkiler ortaya çıkarıyor. Şiron'dan bahsedersek, Şiron yaralı şifacı olarak karşımıza çıkan önemli bir sembol astrolojide, ruhsal, bedensel, zihinsel her anlamda. Bizi yaralayan, kendimizde eksikliğini hissettiğimiz, bize acı veren konularla alakalıdır. Bunlarla yüzleşebileceğimiz bir dönem. Koç biraz geçmiş ve çocuklukla da alakalıdır. Çocukluk travmalarının falan da gündeme gelebileceği bir dönem. Bununla beraber tabii ki şifa da var bunun içerisinde. Yani hayatımızdaki eksikliğini hissettiğimiz konuları, yaraları, tamamlanması gereken kavramları keşfedebiliriz. Bunlarla yüzleşebiliriz ama bunları çözümleyecek çözüm yolları da bulabiliriz. Çünkü burada bir şifacı kavramı da var. Bu bir hekim olabilir, karşımıza çıkabilecek doğru bir tedavi olabilir, bize yol gösterecek bir rehber olabilir, öğretmen olabilir. Bununla birlikte belki manevi anlamda bize bir şekilde inancımızı pekiştirecek ya da bize bir felsefe, bir inanç gösterecek, bir rehberlik edecek bir kişi veya bir bilgi olabilir. Bunları da bulabileceğimiz, bize yol gösterebilecek aslında önemli açılımlar var bu tutulmanın enerjisi içerisinde. Tabii ki fiziksel olarak da biraz Koç burcunun sembolize ettiği konulara dikkat etmek lazım. Çünkü burada Şiron retro değil. Yani tutulmayla meydana gelebilecek problemleri de işaret ediyor olabilir. Örneğin işte Koç burcu bedenimizde baş bölgesini yönetir. Yani baş, beyinle ilgili sağlık sorunları, gözlerle ilgili problemler, işte baş ağrıları, migren gibi kronik problemler, enfeksiyonlar yine
Koç burcu tarafından yönetilir. İşte sinüzit gibi kronik enfeksiyonlar, diş enfeksiyonları ve benzeri biraz daha hani bedensel olarak karşılaşabileceğimiz sağlık problemleriyle de ilgili olabilir. Yöneticisi Mars balık burcunda Satürn'le birleşiyor. Mars Satürn kavuşumu zor bir kavuşum. 2 yılda bir meydana geliyor ve tutulmayı takip eden birkaç gün boyunca da etkin olacak. Balık burcundaki bu kavuşum özellikle tabii ki biraz daha hani hayatta acizlik, işte muhtaçlık, zayıflık gibi konularla ilgili sıkıntıları da anlatabilir. Toplumsal olarak baktığımızda dünya üzerinde savaşlar ve savaşların yol açtığı işte kurbanlar, yoksun olan insanlar, ihtiyaç sahibi olan kişiler, topluluklar ve bunlarla ilgili konuların artabileceği bir süreç. Ne yazık ki bu tutulma biraz daha savaş enerjisini arttıracak gibi görünüyor. Ve bunun sonucunda da kayıpların, zarar gören insanların, toplulukların olabileceğini gösteriyor. Ve göçmenler de yine tabii ki doğal olarak yani göçmenler balık burcuyla anlatılır. Ve zarar görebilecek konular var burada. İnsanlar var. Bedensel olarak da tabii ki daha çok psikosomatik rahatsızlıklarımız tetiklenebilir. Yönetici Mars balık burcunda daha çok duygusal olarak bizi etkileyebilecek psikosomatik sorunlar, sinirsel problemler, bedenimizde bunun sonucu oluşabilecek bazı hani sinirlerle ilgili sorunlar, ruhsal problemler, yani bunların tetikleyebileceği bir süreci de işaret ediyor. Ankar yıldızıyla birleşiyor burada Mars ve Satürn. Dikkat çekici bir yıldız, güçlü bir yıldız. Biraz daha spiritüel ve mistik bir etkisi var. Dönüşümlerle alakalıdır. Yani bir şeyin bitmesi ama yeniden aslında biten noktada yeniden başlangıçları, fırsatları da bize gösterir. Ölüm ve yeniden doğuş gibi. Anka kuşuyla da ilişkilendirilir zaten. Dolayısıyla hayatımızda biten kavramlarda tekrardan fırsatlar, tekrardan doğuş, tekrardan başlama fırsatları hayatımıza çeşitli konularda bize bu tutulmayla birlikte gelebilir. Evet, şimdi tutulma 19 derece Koç burcunda savaş enerjisi taşıyor ve yöneticisi Mars balıkta ve Satürn'le birleşiyor. Şimdi balık burcunun semboliklerine biraz daha baktığımızda dünya üzerinde özellikle denizler, okyanuslar, İşte buralarda olabilecek sıkıntılar, doğa olayları, hatta savaşlar, biraz daha denizlerde olabilecek konular, gemilerle ilgili problemler, kazalar tetiklenebilir. Yani özellikle sulardan, sıvılardan gelebilecek zararlar, işte gazlar da bir balık konusu, gazlarla ilgili konular, su sıkıntıları tabii ki olabileceği gibi kısıtlamaları, işte aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları, seller ve belki denizlerde olabilecek bir deprem, doğa olayları da tabii ki büyük oranda tetiklenebilir. Özellikle biraz daha okyanuslarla alakalı konuların burada tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Zehirlenmelere, kimyasallardan gelebilecek zararlara, işte alkolden, ilaçlardan gelebilecek zararlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki ilaç sıkıntıları ve benzeri konular. İşte mahrumiyet alanlarında, savaş bölgelerinde yaşanabilecek yoksunluklar. Ekonomik nedenlerle olabilecek yine yoksunluklar ve benzeri konular tutulma enerjisiyle çok tetiklenebilir. Ne kadar geçerli olacak bu tutulma? Şimdi Koç tutulmaları öncü burçlardır. En hızlı etkilerini gördüğümüz tutulmalardır bunlar. Bir ay öncesinden de başlar aslında bu tutulma etkileri. Yani 8 Mart'tan itibaren bu 8 Nisan'daki güneş tutulmasının tesirlerine girdik. Bir ay öncesi, bir ay sonrası en güçlü etkilerinin yaşandığı dönemlerdir. Ancak güneş tutulmaları, özellikle tam güneş tutulmaları, etkileri yoğun ve biraz daha uzun sürelidir, kalıcıdır. Ve tutulma dakikası da önemli. Yani bu tutulma ne kadar sürüyor? Güneş ne kadar süre karanlıkta kalıyor? Buna baktığımızda 4 küsur dakika karanlıkta kaldığını görüyoruz tutulmanın. Güneş tutulmalarında her dakika 1 yılla eşitlendirilir. Yani dolayısıyla belki 4 yıla yayılan bir önemli tesirden bahsediyoruz. Yani bu tutulma hayatlarımızda bir etki getiriyor ve bu etki belki 4 yıllık bir süreçte güçlü bir şekilde devam edecek. Dünya üzerinde bu tutulmanın tetiklediği konular
4 yıla yayılan bir tesirle devam edecek diyebiliriz. Özellikle baktığımızda tabii ki yakın dönemde bahar ayları da çok hızlı gelişmeler içeriyor. Çünkü yakın dönemdeki tetiklemeler en şok etkilerinin, en önemli etkilerinin ortaya çıktığı zamanlar. Bu tutulma ayın 15'inde, Nisan 15'inde Merkür tarafından tetiklenecek. Çünkü Merkür retro Koç burcunda tutulma sırasında. Koç burcunda retro olduğu için 15 Nisan'da tam tutulma derecesine gelmiş olacak. Bununla birlikte 20-21 Nisan'da Venüs tam tutulma derecesine gelecek. Yani 20-21 Nisan yine önemli konularla aktiflenebilir. Venüs etkisi olduğu için biraz da siyaseti, ilişkileri, işbirliklerini, ortaklıklarını, anlaşmaları, sözleşmeleri daha fazla burada zorlayabilir. 4 Mayıs'ta önemli bir tetik alıyor ve 26 Mayıs çok dikkat çekiyor. Çünkü Koç burcundaki Mars, yani yönetici gezegen tarafından tetiklenecek. Savaşçı enerjilerin daha saldırgan bir şekilde ortaya çıkabileceği bir dönem. Bunları hani 1-2 gün öncesi ve sonrasında tabii ki aktifleşecektir. 11 Temmuz'da Güneş Yengeç burcunda tutulma derecesini tetikleyecek. Bu önümüzdeki dönemde, bu yıl içerisinde tetik alabilecek en önemli yakın zamanlar ve özellikle Nisan, Mayıs çok hızlı sıcak gelişmelerin olabileceği bir dönem. Yani ülkemizde de böyle, tüm dünyada da dikkat çekici durumlarla burada karşılaşabiliriz. Ne yazık ki savaş enerjilerinin çok artabileceğini söyleyebilirim. Bu tutulmada Merkür Koç burcunda retro. Dolayısıyla Merkür Koç'ta zihinsel anlamda hem sabırsız hem anlayışsız, biraz böyle fevri, daha ben merkezci bir bakış açısı getirirken iletişimi de zorlaştırıyor. İletişim zorlaşınca tabii ki ilişkilerde anlaşmazlıklar, problemler tetiklenebiliyor. Dolayısıyla daha saldırgan, daha böyle yani konuşmalarda bile daha savaşçı bir tutum izleyebilir. Aynı zamanda çok fazla geçmişle ilgili konuları da tetikleyebilir bu durum. Merkür retrosu devam ederken zaten hani önemli kararlar vermemek lazım. Bu tutulma hayatlarımızda bir şeyleri hızlandırabilir ama en azından Nisan'ın ilk haftasına kadar, yani Merkür retrosunun bitmesine kadar yeni bir adım atma, bir karar verme, bir girişimde bulunma konusunda daha sağduyulu, daha yavaş hareket etmekte fayda var. Zaten tutulma zamanlarında çok da hızlı karar vermemek lazım. Özellikle de Merkür retrosu var. Bu tutulma zaten Mars'ın balık burcunda olduğu bir tutulma. Yani bizi psikolojik olarak etkileyebilecek, çok objektif olamayacağımız koşullar olabilir. Biraz beklemek, izlemek, biraz sindirmek, içinde bulunduğumuz şartları iyi gözlemlemek gerekiyor. Bu tutulmada önemli gezegen kavuşumları var demiştim. Evet, Mars ve Satürn balık burcunda birleşiyor. Bu biraz zor, daha kötücül dediğimiz bir etki ama bir de ilginç ve verimli olabilecek bir kavuşum var. Boğa burcunda Jüpiter-Uranüs kavuşuyor. Tam kavuşum 20-21 Nisan'da gerçekleşecek ama bu tutulmayla da tetikleniyor tabii ki. Az rastlanır bir yine gökyüzü olayı. En son 1940'lı yılların başlarında meydana gelmişti. Şimdi Jüpiter Boğa burcunda oldukça bereketli olabilir. Uranüs de yanında sürpriz ve hızlı gelişmeler getirebilir. Özellikle Boğa burcu zaten ekonomiyi, parayı, maddi konuları gündeme getiren, destekleyen bir burç. Bununla birlikte tabii ki toprak ve toprağa dayalı her türlü kavram da yine Boğa burcuyla alakalıdır. Kendimizi maddi manevi güvende hissetmek istediğimiz konular, işte temel ihtiyaçlarımız, kazançlarımız, birikimlerimiz Boğa ile alakalıdır. Dünya üzerinde özellikle ekonomik anlamda çok güçlü tesirler olabilir. Uranüs burada biraz hızlı ve yenilik anlamına geliyor. Yani hızlı gelişmeler, yeni kararlar, özellikle piyasaları etkileyebilecek, ekonomiyi etkileyebilecek durumlar olabilir. Para birimleriyle ilgili örneğin. Belki Uranüs biraz daha teknoloji ve dijital alanları da yönetiyor. Yani burada zaten artık değişmekte olan, zaten hissettiğimiz, Uranüs Boğa burcuna geçtiğinden beri 2018'den bu yana daha güçlü hissediyoruz. Bir ekonomik düzen değişimi söz konusu. Şimdi bu Jüpiter Uranüs kavuşumu Nisan ayında bunu çok hızlı bir şekilde tetikleyebilir ve bu durumda bazı piyasalarda hızlı hareketler ortaya çıkarabilir. Bazı hızlı değerlenmeler, yükselişler olabilir. Ancak tabii ki Jüpiter Boğa'da özellikle bir madenleri,
daha yeraltı kaynaklarını, işte altını, gümüşü burada daha fazla destekliyor. Uranüs biraz daha teknolojik yapılarla alakalıdır. İşte dijital platformlarla alakalıdır. Sürpriz durumlar olabilir. Ekonomi alanında verilecek kararlar, bankalarla ilgili, piyasalarla ilgili düzenlemeler mesela. Bunlar kimilerine çok hızlı kazançlar getirebilir, değerlenmeler getirebilir ama önemli kayıplar da olabilir kimi tarafta. Dolayısıyla riske dikkat etmek lazım. Güvenliğe, burada garantiye daha fazla dikkat etmek lazım. Çünkü Jüpiter Boğa'da bunu istiyor ama Uranüs de biraz cesaret getiriyor. Özellikle de Koç burcu tutulması cesareti de daha fazla tetikleyen bir tutulma olduğu için cesaretle yapılabilecek adımlar, yeni kararlar, girişimler, belki burada bazı hızlı kazanç değişimleri, özellikle ekonomik dengelerde önemli değişimler, yenilikler de getirebilir hayatımıza. Evet, bu önemli güneş tutulması önümüzdeki birkaç ayı çok dikkat çekici hale getirirken, ülkemizin horoskopuyla, haritasıyla nasıl ilişkilendiriliyor? Bakalım hangi tesirler tetiklenecek burada? Şimdi önemli bağlantılar var. Öncelikle ülkemizin Şiron'u Koç burcunda ve bu tam ülkemizin, Türkiye'nin Şiron'uyla birleşen bir tutulma. Yani ülke için biraz da bir yaralayıcı bir durum, zor bir durum. Yani maddi manevi sıkıntılarla daha fazla yüzleşme, halkın kayıpları, ızdırapları, psikolojik olarak zorlukları, bunları ortaya çıkarırken bazı çözüm yollarını da tabii ki açabilir. Çünkü Şiron'un içinde yara var ama çözüm de var, şifa da var. Şimdi burada önemli hızlı etkilerle karşılaşabiliriz. Yönetici gezegen Mars ve Satürn ülkenin tam MC noktasında natal Uranüs ile birleşiyor. Zaten Uranüs etkisi burada bir yandan beklenmedik durumlarla her zaman ülkemizin karşılaşabileceğini de işaret ediyor. Bu tutulma burada beklenmedik bir sorun, beklenmedik siyasi anlamda önemli hızlı gelişmeler. Burada, bu arada tabii ki Uranüs etkisi olunca biraz şeylere dikkat etmek lazım. Yani işte enerji alanlarına, kazalara, olabilecek bazı işte maden kazaları gibi ya da bazı enerji tesislerindeki sorunlar, doğa olayları, tetiklenmeler olabilir ne yazık ki bu tesirlerle beraber. Dolayısıyla yine Uranüs tabii ki burada MC noktasında yönetimle, hükümetle, ülkenin kamuoyundaki pozisyonuyla da alakalı. Tutulma sırasında biliyorsunuz Merkür Koç burcunda, o haritanın 11. evinde ve natal Merkür Satürn kavuşumunda tam karşısında olacak. Bu da ilginç. Özellikle yasalarla ilgili, anayasayla ilgili tartışmaların olabileceği, hızlanabileceği, hızlı gündemlerin olabileceği bir süreç. Meclisle ilgili yine çok siyasi kişilerle ilgili, politikacılarla ilgili önemli burada gelişmeler olabilir. Yasal süreçlerde hareketlilikler var. İşte tutuklu, hızlı, yani sürpriz tutuklamalar olabilir örneğin. Sürpriz davalar gündeme gelebilir. Ya da bazı tutuklular serbest kalabilir. Ya da hiç beklemediğimiz muhalefet partileri, işte ya da bazı yine mecliste söz sahibi olan kişilerle ilgili önemli ayrışmalar olabilir, değişimler olabilir, özellikle yasal alanda ve politik alanda burada. Bunları gözlemleyebiliriz. 15'i, işte Nisan'ın aslında 20'si, 21'i çok dikkat çeken zamanlar. Yine 26 Mayıs, 25 Mayıs burada çok önemli. Yine çok dikkat çeken dönemler. Tabii ki ülkenin gençleri, genel halkı, çocuklarla ilgili ızdırap verici bazı durumlarla karşılaşabilir. Ünlü kişilerle ilgili dikkat çekici durumlar karşımıza çıkabilir. Ünlü bir kayıp olabilir. Ya da liderlerle ilgili önemli durumlar olabilir. Özellikle muhalefet alanındaki liderlerle ilgili burada hiç beklenmedik sürpriz gelişmelerle de, yine hızlı gelişmelerle de tutulma ve tutulmayı takip eden zamanda karşılaşabiliriz. Evet, hepiniz tabii ki merak ediyorsunuz. Ben nasıl etkileneceğim diye. Öncelikle lütfen kişisel doğum haritalarınızda Koç burcunun bulunduğu ev alanlarını şöyle bir dikkate alın ve öncü burçlarda gezegenleriniz varsa onları takip edin. Çünkü bu alanlar etkilenecek ve
önümüzdeki birkaç ay hızlı bir şekilde bu konularla ilgili hayatınızda kadersel temalar söz konusu olabilir. Evet, şimdi burçlara geçelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, sizin tutulmanız geçtiğimiz Nisan 2023 Nisan'ında başlayan koç terazi tutulmalı aksıyla hayatınızda önemli etkiler söz konusu. Evet, bu tutulma da çok kadersel çalışabilir. Yaşamınızda önemli değişimler getirebilir. Yeni girişimler için bazı kapılar açılabilir hayatınızda. Özellikle de peki şu aralarda yönetici gezegeniniz Mars'ın balık burcunda olması ve Satürn'le birleşmesi psikolojik olarak sizi biraz zorlayabilir gibi görünüyor. Bu tutulma döneminde ruhsal olduğu kadar işte zihinsel ve bedensel anlamda da biraz kendinizi zorlanmış, kısıtlanmış, enerjisi düşük hissedebilirsiniz. Hayatın geçmiş konuları, işte biraz hani size acı veren temalar, hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz konulara odaklanabilirsiniz. Ama ancak çözüm yolları da var. Yani bir sağlık sorununuz varsa, bir travmanız varsa, bu tutulmayla beraber artık bunları fark edip, bunlarla yüzleşip, bunları çözmeniz, arınmanız, şifalanmanız da mümkün görünüyor. Dolayısıyla bir şifacıyla karşılaşabilirsiniz, terapi alabilirsiniz. Belki bir sağlık sorununuz için biraz daha belki hastanelere, kliniklere gidebilirsiniz. Ama kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Fiziksel görünümünüzde, imajınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bununla birlikte özellikle hayatın manevi yönlerinde, ruhsal yönlerinde derinleşmeleriniz artacağı için bir felsefeye, bir inanca bağlanmanız, kendinize bir yol çizmeniz, bir idealinizin olması mümkün. Öğretmenler, şifacılar, doktorlar, hekimler, rehberler için aslında bu tutulma güzel bir tutulma. Mesleki anlamda böyle kararlarınız, seçimleriniz olabilir. Kendinizi geliştirecek eğitimlere katılabilirsiniz. Hayatta yeni arayışlarınız söz konusu olabilir. Biraz uzaklarla, yurt dışıyla ilgili konularda temaslarınız var. Bazen istemeden de biraz izole olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani genel olarak alıştığınız çevreden uzaklaşmanız. Belki biraz daha yalnız kalmanız mümkün. Yani örneğin bir zorunlu bir göreviniz var, uzaklara gideceksiniz. İşte bir askerlik görevi yapacaksınız ya da bir tedavi için biraz daha belki bakım altında kalacaksınız gibi. Yani buralarda bir kendi içinize dönmeniz, kendinizi bulmanız için de bu tutulma size önemli açılımlar getirebilir. Parasal konularda şanslarınız var. Parasal konularda kendinizi güvende hissedebileceğiniz koşullar daha rahat oluşabilir. Ya da kaynaklarınızı fark edip geliştirmeniz için yeni yollar bulabilirsiniz. Teknolojiyi kullanabilirsiniz belki. İnternette, sosyal alanlarda, sosyal medyada daha fazla işleriniz ve girişimleriniz olabilir. Bu tutulmayla birlikte baş ağrıları, migren ağrıları biraz tetiklenebilir. Kendinize dikkat edin, çok yormamaya çalışın. Stresinizi iyi yönetmeniz gereken bir dönemdesiniz. İlişkilerde daha uzlaşmacı, daha dengeli olmaya lütfen özen gösterin sevgili koçlar. Özellikle 5 Nisan, 20-21 Nisan, 4 Mayıs, 26 Mayıs sizin için biraz daha önemli olabilecek zamanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 14-25 derece arasındaysa bu tutulmadan çok daha güçlü, çok daha kadersel etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, koç burcundaki güneş tutulması 12. evinizde meydana gelecek. Sizin için de önemli gezegen geçişleri var bu tutulmada. Önce burçlarımız daha fazla etkilenmekle beraber Jüpiter ve Uranüs'ün sizin burcunuzda olması gerçekten yaşamınızda ilginç gelişmeler, fırsatlar getirebilir. Özellikle bu tutulma etkisiyle biraz hayatınızda sakinleşmeler, biraz geri çekilmeler olabilir. Ancak bu daha çok uzaklar, yabancı ülkelerle ilgili konuları, bilimsel çalışmaları, sanatsal, yaratıcı çalışmaları da destekliyor yaşamınızda. Mars ve Satürn'ün 11. evinizde olması özellikle arkadaşlar, grup çalışmaları, gelecek beklentileriniz, hedefleriniz, ekip faaliyetleri alanında biraz sizi zorlayabilecek konuları gündeme getirebilir. Bazı arkadaşlıkları gözden geçirmeniz gerekiyor. Belki bazı ayrılıklarınız olabilir ya da arkadaşlar alanında zorlanmalarla
karşılaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz bir dönem, daha önceden yapmış olduğunuz bazı çalışmaların, yaptığınız yatırımların hızlı geri dönüşleri olabilir bu tutulmayla birlikte. Genel sağlığınıza, kişisel bakımınıza, beslenmenize, çalışma koşullarınıza dikkat edip buralarda düzenlemeler yapacağınız bir dönem. Belki bir sağlık sorununuz var, diyete başlayacaksınız. İşte zararlı bir alışkanlığınız var, bunu bırakmanız gerekiyor. Yaşamınızdan çıkarmanız gereken bir konu olabilir. Geride bırakmanız gereken bir konu olabilir. Bunlara odaklanacaksınız. Bu şekilde kendinizi daha güçlü, daha güvende hissedebilirsiniz. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir yaşamınızda. İşte ayrılıklar olabilir. İş ortamınızda, çalışma koşullarınızda değişimler olabilir. Genel olarak hayatınızda aslında Jüpiter'in bereketi olduğu için, şu anda koruması olduğu için birçok burçla kıyasladığımızda daha avantajlı, daha dengeli olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Evet, Uranüs hayatınıza cesaretler getiriyor, yeni sürprizler, yenilikler getiriyor ama Jüpiter şu sıralarda sizin için çok daha şanslı, çok daha koruyucu da bir etki getiriyor. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda da gezegenleriniz varsa, İşte 14-25 derece aralığında Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak'ta gezegenleriniz varsa bu tutulmanın tesirleri artacaktır. O zaman biraz daha genel sağlığınıza, yaşam düzeninize, iş konularına dikkat etmenizde fayda var. Gizli konular aktifleşebilir, sakladığınız konular ortaya çıkabileceği gibi sizden saklanan bir şeyleri de öğrenebilirsiniz. O yüzden biraz arka planda olup bitenlere dikkat etmeniz de gereken bir dönemdesiniz. Özellikle güneşiniz ya da yükselen burcunuz 18 ile 25 derece arasındaysa Jüpiter-Uranüs temasından güçlü etkiler alıyorsunuz. Dolayısıyla da hayatınızda yeniliklere, hızlı sürprizlere de hazır olmakta fayda var sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, evet, Koç burcundaki güneş tutulması 11. evinizde meydana gelecek. Bu tutulmayla beraber yeni projeler, yeni gündemleriniz var. Üzerinde çalıştığınız işleri biraz daha gözden geçirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çünkü Merkür retro bu tutulmada. Belki de geçtiğimiz 2023 Nisan'ından bu yana hayatınızda özellikle yeni hedefleriniz oluşmaya başladı. Yeni bir şeylere de başlamış olabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız bir proje de olabilir. Öğrenciyseniz bir eğitim programı, iş hayatınızda, kariyerinizde belki bir sorumluluğunuz var. Buralarda çalışmalarınız var. Şimdi bu tutulma bir şeyleri gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz, varsa eksikleri fark edip onları çözmeniz ya da bir projede size yol gösterecek bir danışmana, bir rehbere, bir öğretmene belki ulaşmanız konusunda önemli tetiklenmeler getirebilir. Zaman zaman kendinizi maddi anlamda biraz güvensiz ve endişeli hissedebilirsiniz. Kaynaklarınızı iyi değerlendirmeniz, hayatınızda neye güvenip güvenmeyeceğiniz konusunda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar arkadaşlıklar için de geçerli. Evet, yeni tanışmalarınız olabileceği gibi bazı arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilir. Belki bitişler olabilir. Hani bazı arkadaşlıkları bitirebilirsiniz. Dolayısıyla özellikle iş alanınızda, kariyer alanınızda, sorumluluklarla ilgili alanda, ekip çalışmalarında, burada sizi zorlayan koşullar varsa, bunlar biraz üstlerden gelebilir. Yani otorite figürlerinden baskı alabilirsiniz. Ya da bir aile içerisinde ebeveynlerle ilgili konularda biraz baskılarınız, sıkıntılarınız olabilir. İşte buralardaki sorunları ya da kendinizdeki eksiklikleri fark etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Eğer size uygun olmayan bir yerde çalışıyorsanız iş değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Size uygun olmayan bir projede destek almadığınız bir ekipteyseniz belki burada değişiklikler yapabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Bazı hastalıklar olabilir, yani onların size ihtiyaçları olabilir ya da zorluklarınız olabilir. Ailede bazı konular olabilir. Ebeveyn konularında da özellikle önümüzdeki 1-2 ay daha fazla dikkat çekici durumlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki değişken burçlarımız aslında en az etki alan burçlardan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda 14-25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz varsa bu tutulmadan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Güneşiniz ya da yükselen burcunuz 11 ile 15 derece arasındaysa Mars ve Satürn'den tesir aldığınız için biraz daha zorlayıcı, baskılayıcı durumlar söz konusu olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar,
bu tutulmadan en fazla etki alan burçlardan olabilirsiniz. Öncü bir burç olduğunuz için. Koç burcundaki güneş tutulması kariyer evinizi etkiliyor. Bu sizin biraz daha geleceğinizi etkileyecek, hayatınızdaki önemli temalarla ilgili. Tabii ki iş, kariyer bunlardan biri ama ailevi konular da bunlardan biri. Aynı zamanda evlilik, işte medeni durumunuz, ebeveynlik gibi konularınız olabilir. Bu tutulmayla beraber daha fazla gündeme gelebilir. Geçtiğimiz 2023 Nisan'dan bu yana Koç terazi tutulmaları birçoğunuzun aslında kariyerini bu dönemde şekillendirmeye başladı. İşte evlenmeler olabilir, ayrılmalar olabilir, anne baba olabilirsiniz, yeni bir mesleğe başlayabilirsiniz, yer değişimleri, taşınmalar, atamalar. Yani düzeninizle ilgili, yaşam düzeninizle ilgili daha kalıcı, yaşamınızın temel yapı taşlarında önemli bazı tesirler alabilirsiniz. Mars'ın ve Satürn'ün Balık burcunda olması bu tutulmada biraz daha 9. ev konunuz, yani yurt dışı konuları, uluslararası konularla ilgili zorlukları da ortaya çıkarıyor ya da bu alanlarda uğraşılması gereken konular var. Belki yurt dışına taşınmak istiyorsunuz ya da eğitim konularınız var, kariyerinizle ilgili akademik bir konu olabilir. Bir lisans, yüksek lisans, doktora ile ilgili bir sorumluluğunuz olabilir. Buralarda daha fazla efor göstermeniz, daha fazla çaba göstermeniz gerekiyor. Yurt dışı, uluslararası işler ya da internette, medyada, sosyal medyada olabilecek işler, kariyerler, dijital platformlardaki bazı girişimleriniz. Tüm buralarda aslında bu tutulma size bazı kapılar açabilir. Uranüs'ün ve Jüpiter'in Boğa burcunda olması parasal kaynaklarınızı destekliyor aslında. Belki büyük projeler üzerine çalışıyorsunuz ya da iş ve kariyer konularında atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar maddi durumunuzu önemli ölçüde etkileyecek olabilir. Bu tutulma ve tutulmayı takip eden özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu tesirleri daha fazla alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 ile 25 derece arasındaysa bu tutulmadan çok daha güçlü, çok daha kadersel etkiler alabilirsiniz. Aile, anne, baba, ebeveynler ve onlarla ilgili konularda önemli bazı sağlık sorunları olabilir. Ebeveynlerle ilgili ya da ilgilenmeniz gereken konularda tutulma tesiriyle aktifleşebilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 9. evinizde olacak. Genel olarak aslında olumlu bir tesir alıyorsunuz tutulmadan. Bu tutulma biraz da ufkunuzu genişletiyor, size yeni kapılar açıyor, düşünceleriniz, inançlarınız değişiyor, hayatın daha manevi yönlerini, daha ruhsal yönlerini keşfediyorsunuz. Öğrenciyseniz rehberlikler alabilir, hayatınıza size yol gösterecek önemli bir öğretmen karşınıza çıkabilir. Bununla birlikte bir hukuksal işiniz varsa, bir davanız varsa, burada bir danışman, bir avukat, bir hakim, yani bir şekilde hukuksal anlamda size yol gösterecek kişiler karşınıza çıkabilir. Sorunlarınızı fark edebilir, çözebilirsiniz. Hak arayışlarınızın arttığı bir dönemdesiniz. Yani bunlar bazen yakınlarınızla da ilgili olabilir ya da herhangi bir konuda böyle bir yasal işiniz olabilir. Burada mücadeleleriniz var ama çözümleri de bulabilirsiniz. Özellikle parasal konularda zaman zaman baskılar, sıkıntılar hissediyorsunuz. Bu bir eğitimle ilgili bir sıkıntı, işle ilgili bir girişiminiz varsa belki ihtiyaç duyduğunuz bir para, bir borç ödemesi ya da yasal bir miras sorunu falan, böyle işleriniz olabilir süreçlerde. Mücadeleniz devam ediyor ama artık daha hızlı çözümlerde bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Uranüs'ün ve Jüpiter'in Boğa burcunda olması kariyer konularında güçlü etkiler getiriyor size. Evet, bazı fırsatlarınız var. Burada özellikle işle ilgili mesleki anlamda yatırım yapmak, eğitimini aldığınız bir konuda kariyer yapmak, burada bazı sürpriz destekler almanız, güçlenmeniz, emek harcadığınız alanlarda dikkat çekici başarılar elde etmeniz de mümkün olabilir sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14-25 derece aralarında bir aslansanız ya da yükselen aslansanız tutulmadan çok güzel, güçlü destekler alıyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda sabit burçlarda ve öncü burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulma sizin için çok daha kadersel, çok daha etkili çalışabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 8. evinizi etkiliyor. Bir süredir para konularında önemli tesirler alıyorsunuz. Bu tutulmada finansal konu alanlarınızı, hisseli paraları, paylaşımlarınızı, eş ve ortaklı gelirlerinizi özellikle etkileyebilecek bir tutulma.
Evet, ilişkilerle ilgili önemli etkileriniz var. Mars ve Satürn karşıt burcunuzda. Belki bir evlilik konunuz var ya da bir boşanma konunuz var. Genel itibar ya da bir işbirliği ya da ortakla ilgili çalışmalarınızda böyle bir parasal işiniz var. Yatırım da bekliyor olabilirsiniz ya da bir masrafınız olabilir. Borç alacak konuları bu tutulmayla beraber biraz daha güçlenecek gibi görünüyor. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bir borcu ödemek ya da bir kredi almak gibi. Ya da bir işte tazminat, bir nafaka konusu çözümlenebilir. Ya da hiç beklemediğiniz anda böyle bir gündem oluşabilir. Bir miras konusu da gündeme gelebilir. Dolayısıyla özellikle Jüpiter'in ve Uranüs'ün Boğa burcunda olması ve size güzel bir açıda olması yasal konularda daha şanslı olduğunuzu gösteriyor. Bu dönemde seyahat fırsatlarınız olabilir. Yurt dışı konularında ya da medyada, sosyal medyada ya da dijital alanlarda yaptığınız işlerde, girişimlerde daha fazla destek alabilirsiniz. Eğitim konularında yine hızlı gelişmeleriniz olabilir. Bir öğrenciyseniz eğitim için ihtiyaç duyduğunuz bir burs bulabilirsiniz. Örneğin bir parasal desteği bulabilirsiniz. Para konularında tabii ki yatırımlara dikkat etmek gerekiyor. Sahip olduğunuz kaynakları nasıl değerlendiriyorsunuz ya da sahip olduğunuz kaynakları satmak, kiralamak ve buradan gelir elde etmek gibi konularınız olabilir. Bununla beraber uzun süreli bazı yatırımlarınızı, finansal yapılandırılmanızı gözden geçirebilirsiniz. Daha önceden yaptığınız bazı yatırımların sonuçlarını almanız ya da uzun süredir belki 6 aydır 1 yıldır devam eden yine parayla ilgili bir paylaşım konusunun özellikle tekrar gündeme gelmesi. Burada bir sorun varsa İşte bunu çözmek için önemli adımlar atmanız bu tutulmada hızlanabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür retro olduğu için dolayısıyla biraz eski hesapları, yarım kalan konuları, geçmişle ilgili konuları, muhasebe işlerini falan gündeme getiriyor. Tutulma tesiriyle hayatınıza giren konularda, özellikle parayla ilgili, finansla ilgili konularda ani kararlar vermeyin. En azından bu dönemde Mayıs ayını beklemekte fayda var. Merkür'ün düzelmesini bekleyin. Bir kredi almak gibi, bir borçlanmak ya da yatırım yapmak gibi bir konuda biraz daha şu dönemde incelemeniz, araştırmanız, muhasebe yapmanız daha doğru görünüyor sevgili Başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 14 ve 25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmadan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, tabii ki bir öncü burcu olarak Koç burcundaki güneş tutulmasından çok güçlü tesirler alıyorsunuz. Zaten 25 Mart'ta terazi burcunda da bir ay tutulması yaşadık. 2023 Nisan'ından bu yana Koç terazi aksında devam etmekte olan tutulmalar hayatınızda kadersel gelişmeler ortaya çıkarıyor olabilir. Ve özellikle bu tutulma, Koç tutulması ilişki dinamiklerinizi önemli ölçüde etkiliyor. Yani evlilik konuları, işbirlikleri, evliyseniz eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular ya da rakipleriniz, bir dava içerisindeyseniz davalı davacı durumları, mahkeme durumları, biraz daha işte yakın arkadaşlıklar falan. Yani burada bu etkiler söz konusu. Yeni tanışmalar olabilir ya da süregelen ilişkilerinizle ilgili bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Şironik bir tutulma olduğu için işte eşinizin bir sorununun olması, belki bir sağlık sorunu ya da ilişkilerle ilgili bir sorununuz var. Bir problem var, bir hata var, bir eksiklik var. Hani bunun ortaya çıkması, bunu çözüm yolları bulmanız da mümkün. Bazen ayrılık da bir çözüm olabilir. Örneğin, bununla birlikte ihtiyaç duyduğunuz bir size hizmet edecek bir kişi karşınıza çıkabilir. Bir avukat, bir danışman, bir öğretmen, bir rehber. Bu tutulmada bir sorununuzu çözmek için önemli destekler alabileceğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Bazı anlaşmalarınız, sözleşmeniz, kontratlarınız gündeme gelebilir. Özellikle Jüpiter'in ve Uranüs'ün Boğa burcunda olması parasal konularda güçlü tesirler getiriyor. Bir evlilikle, ayrılıkla ya da bir işbirliğiyle, ortaklıkla bağlantılı olarak kazançlar, işte bir tazminat olabilir, bir nafaka olabilir ya da bir yatırım olabilir. Eşinizin kaynaklarında gelişmeler olabilir. Para durumunuzu etkileyebilecek konularınız devrede oluyor ve burada şanslısınız aslında. Yani maddi durumunuzda hızlı değişimler söz konusu olabilir ama risklere de dikkat etmekte fayda var. Mars'ın ve Satürn'ün Balık burcunda olması genel sağlığınızla, sizin ya da eşinizin genel sağlığıyla ilgili konularda biraz zorluklar olabilir. Buralarda da belki düzenlemeniz gereken konular var. Alışkanlıklarınız gibi örneğin, günlük hayatınızın düzeni gibi. Evcil hayvanlarınızın genel sağlıklarına dikkat etmekte fayda var. Sağlıkla ilgili bir sigorta,
ya da işte bir konunuz devreye girebilir. Burada bir karar verebilirsiniz, bir adım atabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14-25 derece aralığındaysa bu tutulmadan çok daha önemli, çok daha güçlü kadersel etkiler alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Koç terazi tutulmaları sevgili akrepler, bu dönemde biraz daha alışkanlıklarınıza, iş konularınıza, mesleki konularınıza, genel sağlık konularınıza dikkat çekiyor. Evet, Mars'ın balık burcunda olması, Satürn'le birleşmesi psikolojik anlamda sizi biraz hassas hale getirebilir. Romantik davranabilirsiniz. İlişkileriniz, çocuklarla ilgili konular, belki çocuk sahibi olma, hamilelik gibi bir konunuz var. Bununla ilgili belki girişimleriniz ya da sağlıkla ilgili bir tedavi konunuz var. Sahip olduğunuz çocuklar ve çocuklarınızın işte ihtiyaçları, onların hayatlarındaki düzenlemeler, ilişkileri ve benzeri alanla eğitimleri, yani buralarda bazı sorumluluklarınız ve baskılarınız var. Bunlarla biraz daha yüzleşebilirsiniz ama kendi yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı keşfedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu anlamda eşinizden, partnerinizden güçlü destekler alabilirsiniz. Dolayısıyla şu anda hayatınızda olan önemli bir kişinin size kendinizi fark etmeniz, yeteneklerinizi fark etmeniz konusunda güçlü destekleri olabilir. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bir işe başlayabilirsiniz örneğin. Ya da size iş olacak eğitimlere katılabilirsiniz. Örneğin işte resim yapma yeteneğiniz var. Bunu mesleki bir eğitime döndürebilir. İlerisi için, kendiniz için hani bazı becerilerinizi geliştirmek için eğitimler alabilir ya da bir uzmandan destekler alabilirsiniz. Çalışmalarınız olabilir. Herhangi bir alanda mesela iş hayatına başlayabilirsiniz ama sizi geliştirebilecek bir yerde mesela staj gibi böyle çalışmalarınız olabilir. Kendinize yatırım yapabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. İşte burada size yardımcı olacak kişiler karşınıza çıkabilir. Önemli destekler alabilirsiniz. Bununla birlikte genel sağlığınız, beslenmeniz, diyetiniz, evcil hayvanlarınız, yaşadığınız mekanların düzenlenmesi, hatta giyiminiz, kuşamınız, imajınız, tüm buralarda da biraz daha hassas etkiler altındasınız. Yenilikler yapabilirsiniz, değişimler yapabilirsiniz. Sevgili akrepler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 14-25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 5. evinizde, şans evinizde meydana gelecek. Genel itibariyle aslında sizin için daha şanslı, kısmetli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Heyecanınız artıyor, cesaretiniz artıyor. Ancak Mars'ın ve Satürn'ün 4. evinizde olması biraz aile ve yakınlarla ilgili endişelerinizin olduğunu da işaret ediyor. Zaman zaman bu nedenle hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Ya da işte bazı istekleriniz var ama aile ve ailevi sorumluluklar nedeniyle kısıtlanıyor da olabilirsiniz bu dönemde. Dolayısıyla zaman zaman biraz psikolojik anlamda melankolik olmanız, karamsar hissetmeniz mümkün. Ailede ebeveynlerinizle ilgilenmenizi gerektirecek bir sağlık sorunu olabilir, sorumluluklar olabilir. Ya da evde yapılacak bazı işleriniz, düzenlemeleriniz olabilir bu dönemde. Evle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Bununla birlikte dış dünyadaki etkileşimler anlamında yeni pencereler karşınıza açılıyor. Yani belki bir işte hobiye başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz, yeni bir tanışma olabilir, aşk hayatınızda bazı heyecanlar olabilir. İş hayatınızda daha dengeli, daha şanslı bir pozisyondasınız. İş hayatınızda yeni bir çalışma şekli bulmanız ya da sizi fark etmeleri ya da işte farklı bir mesleki konuya yönelmeniz de mümkün. Buralarda kendi yeteneklerinizi iyi keşfetmeniz ve kendinizi size heyecan veren konuları, özellikle yaşam enerjinizi arttıran konuları takip etmeniz gerekiyor. Bu bir çocukla ilgili bir konu olabilir, aşkla ilgili bir konu olabilir ya da işte yeteneklerle ilgili, yaratıcılıkla ilgili bir konu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 14 ile 24 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmadan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 4. evinizde meydana gelecek. Sizin için önemli bir tutulma. Öncü bir burçta olduğunuz için biraz daha ailevi, yuva temalarını özellikle öne çıkarıyor. Bu etkiler, ailevi konularda daha hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Ev almak, satmak gibi bir düzen değişiminiz olabilir. Ebeveynlerle ilgili konularda hassasiyetler var.
biraz sağlık sorunları, belki bazı kayıplar, yani anne baba ebeveyn konularınız önemli görünüyor. Biraz hani aile büyüklerine dikkat çeken bir tutulma. Bununla birlikte bu tutulma tesiriyle beraber özellikle evlenmek, bir yuva kurmak olabileceği gibi hani bitmesi gereken bir ilişki bitebilir, ayrılık olabilir. Bununla beraber de bir ev değişimi, yer değişimi ve benzeri konularınız da olabilir. Jüpiter ve Uranüs 5. evinizde, burada güzel etkiler alıyorsunuz çocuklarla ilgili. Çocuklarla ilgili müjdeler, hızlı gelişmeler olabilir. Hatta belki bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu da tabii ki ailevi ve yuva ile ilgili konuları etkiliyor. Çocuğunuz varsa belki bir ikinci çocuk müjdesi gelebilir. Bu dönemde Satürn'ün ve Mars'ın 3. evinizde olması zaman zaman zihinsel anlamda biraz sizi karamsar hale getiriyor. Özellikle yakınlarla, kardeşlerle ilgili alanlarda bazı zorluklarınız ya da anlaşmazlıklarınız olabilir. Bu alana dikkat edin. Bunlar ailevi bazı temalarda olabilir tabii ki. Eğitim ve seyahatler alanında bazı kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ancak tutulmanın tesiriyle beraber sizi kısıtlayan koşullarda hızlı değişimler söz konusu olabilir. Baskılardan kurtulmak için de motivasyonunuz artabilir sevgili oğlaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14-24 derece aralığındaysa bu tutulmadan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma sırasında yönetici gezegen Satürn balıkta, Mars'la birleşiyor. Parasal konularda biraz karamsar olduğunuz, biraz baskı hissettiğiniz bir dönemdesiniz ve zorluklar olabilir. İhtiyaçlarınız olabilir, kısıtlanmış hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak yeni fikirler, düşünceler, projeler de var. Belki bir eğitime başlayacaksınız. Özellikle genç bir kovaysanız eğitim konularında yeni kapılar açılabilir size. Yeni bir şeyler öğrenme konusunda daha hevesli ve cesursunuz. Yeni bir dil de öğrenebilirsiniz. Yeni bir kişisel gelişiminizle ilgili, bir becerinizle ilgili bir kursa da başlayabilirsiniz. Bununla birlikte eğitim alanında çalışmak, eğitimle ilgili bir iş de gündeme gelebilir. Ticari konularda aktif olduğunuz bir dönemdesiniz. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. Kardeşlerle ilgili konular aktif. Kardeşlerle ilgili bazı anlaşmazlıklarınız varsa, bir mevzunuz varsa ki bunlar belki geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden bir konu da olabilir. İşte onlara daha fazla odaklandığınız bir süreçtesiniz. Gözden geçirmeler, değerlendirmeler, eksikleri tamamlamalar ya da bazı yanlışları fark etmeler olabilir. Seyahatlere, trafiğe dikkat edin. Bazı seyahat gecikmeleri, engelleri olabilir bu dönemde. Otomobilinizle ilgili sorunlar olabilir. Bakın. Belki aracınızla ilgili konularda sıkıntı olabilir ama yeni bir araç alma söz konusu da olabilir. Kullandığınız teknolojik aletlere, bilgisayarınız, telefonunuz ve benzeri konular da yine gündeme gelebilir. Buralarda arızalar olabilir ya da yenilemeniz gerekebilir. Tabii ki yeni bir araç almak için ya da yeni bir telefon, bilgisayar almak için Merkür'ün düzelmesini bekleyin. Yani Mayıs ayını beklemekte fayda var. Hemen tutulma ve tutulma akabinde yeni bir şey almanızı şu dönemde çok önermiyorum. Yeni kararları da gözden geçirin. İmza atmak için de biraz daha temkinli olmakta fayda var. Jüpiter ve Uranüs 4. evinizde olduğu için bu dönem aslında sizin için ailevi konularda fırsatlar getiriyor. Ev, emlak, toprak, gayrimenkul yatırımlarında da önemli destekleriniz var. Size ait bazı kaynakları bu dönemde mesela kiralamak, satmak istiyorsanız uygun koşullar oluşabilir. Verimli adımlar atabilirsiniz. Ya da ailenin kaynaklarından bu dönemde daha fazla destekler alabilirsiniz sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 14-25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz varsa bahsettiğim etkiler çok daha güçlü çalışabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç burcundaki güneş tutulması 2. ev alanınızı etkileyecek. Son bir yıldır Koç terazi tutulmaları para durumunuzu şekillendiriyor. İşte bu tutulma da onlardan birisi. Kaynaklarınız, gelir gider dengeniz, yatırımlarınız, iş konuları, kazançlarla ilgili alanda önemli bir etki altında olabilirsiniz. Mars ve Satürn, iki zor gezegen burcunuzda. Ne yazık ki çok kolay bir tesir değil bu tutulma. Yani bu tutulmada hayatınızda zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir, yetersizlikler olabilir. Biraz daha kendinize, bedensel anlamlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü Mars ve Satürn kazalara, işte yaralanmalara yol açabilir. Eklemler, kemikler, dişler,
bedensel anlamda kaslar biraz bu dönemde zorlanabilir. Sinirsel anlamda da işte sinirsel kökenli tutulmalar, sinir sıkışmaları, fıtıklar ve benzeri konularda hassas olabilirsiniz. Bakın, dikkat etmekte fayda var. Tabii ki psikolojik olarak da biraz zor bir enerji altındasınız. Sabırlı olmanız gerekiyor. İkisi de zor gezegenler çünkü Mars ve Satürn. Ancak Jüpiter'in yönetici gezegeninizin boğada olması ve size destekleyici bir açıda olması yardımcı da bir unsur. Burada bazı zorluklar olsa da daha kolay baş edebilirsiniz. Örneğin parasal konularda bir sıkıntınız varsa çözüm yolları bulmanız kolaylaşabilir. İş arıyorsanız belki doğru kişilere ulaşmanız mümkün ya da hangi konuda eksikliğiniz varsa hani onları bulup bunları düzeltme imkanları da söz konusu olabilir. Parasal kaynaklarınızla ilgili evet ani harcamalar olabilir. Çeşitli nedenle belki bir eğitim için, belki bir sağlık konusu için ya da yakınlarınızla ilgili bir konu için ani harcamalarınız olabilir. Ancak size ait bir şeyleri işte kiralayarak, satarak ya da değerlendirerek parasal kazançlarınız da olabilir. İş birliklerine, ortaklıklara, eşinizin kaynakları, özellikle ortaklı ve işte çalışıyorsanız hisseli paralar alanına dikkat etmekte fayda var. Kaynaklarınızı iyi korumanız gerekiyor. Güvenliğinize, maddi manevi güvenliğinize bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor. Daha yaşam kalitenizi arttırmak için beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. Kendinizi ihmal ettiyseniz işte sağlık kontrollerinizi yaptırın. Belki bir sağlık çalışması yapabilirsiniz ya da bir terapi, şifa çalışması yapabilirsiniz. Kendinize ilgilenmeniz gereken bir dönem aslında. Bu şekilde düşüncelerinizi daha olumlu konulara odaklarsanız psikolojik olarak dengenizi bulabilirsiniz. Aslında kişisel anlamda yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönemdesin. Sanatla ilgilenin, müzikle ilgilenin, birazdan maneviyata zaman ayırın. Bu dönemde enerjinizi dengelemenize yardımcı olacaktır. Sürprizler özellikle kardeşlerden gelebilir. Önemli destekler alabilirsiniz. Komşu ilişkilerinizde hızlı değişimler, gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz bazı seyahatler, yolculuk fırsatları karşınıza bu tutulmayla birlikte çıkabilir. Bunlar işle de ilgili olabilir, eğitimle de ilgili olabilir. Özellikle yakınlarınızla ilgili alanlarda daha fazla destek alacağınızı söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarda özellikle 14 ve 25 derece aralığında gezegenleriniz varsa bu tutulma parasal konularda sizi daha fazla etkileyecektir. Ancak güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 ile 15 derece arasıysa Mars-Satürn tesirinin biraz daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Ruhsal, bedensel, zihinsel kendinize daha fazla özen gösterin. Daha fazla kendinizi sevip kendinizle ilgilenin sevgili balıklar.